üçgende bir köşeden karşıya dik indirilirse tam orta nokta olur. Yani buradaki uzaklık a ise şurası da a'dır. Bu noktanın apsisi sıfırdan orijinden uzaklığı a birim olduğu için a'ya sıfırdır. X yerine a yazarsak a noktasının koordinatı burada parabol üzerinde olduğu için şurası apsisi a, ordinatı da a kare eksi 6 olan bir nokta olacaktır. Bu aynı zamanda üçgenin yüksekliğidir. A kare eksi 6. Kenar uzunluğu 2a olan eşkenar üçgenin yüksekliği bu uzunluğun kök3 bölü 2 katıdır. Yani 2a çarpı kök3 bölü 2 eşittir a kare eksi 6 diyebiliriz. İkileri sadeleştiriyoruz. Hepsini bir tarafa topluyoruz. A kare eksi a kök3 eksi 6 eşittir 0 diyoruz. Bu denklemin köklerini bulalım. Diskriminant yöntemiyle yapacak olursak a'nın katsayısı kök3'tür burada. Eksi kök3 karesinden 3 gelir. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 6 diyoruz delta için. 4 kere 6 24. 3 daha 27. Delta eşittir 27. Karekök delta eşittir 3 kök3 oldu. A değerini bulmak istersek burada a1 eşittir katsayı eksi eksi kök3'ten artı kök3 oldu. Çıkartıyoruz ya da topluyoruz. 3 kök3 bölü a karenin katsayısı 2. Çıkartırsak a değeri negatif olacak. Toplamayı seçelim. 3 kök3 köküçle toplandığında 4 tane olur. 2'ye böldük 2. Yani a değeri buradan 2 kök3 olarak bulunacaktır. Eşkenar üçgenin alanını bulmak için ister yükseklikle tabanı çarpalım, istersek bir kenar uzunluğunu baz alarak a kare kök3 bölü 4 denklemini uygulayalım. Biz bunu seçelim. Alan eşittir diyoruz. Kenar uzunluğu 2a. A kare çarpı kök3 bölü 4 olacak. Düzenlersek 4 a kare çarpı kök3 bölü 4. 4'ler gitti. A kare çarpı kök3 olacaktır. 2 kök3'ün karesi 12 yapar. Kök3 ile çarptığımızda sonuç 12 çarpı kök3 olur. Doğru cevap buna göre E seçeneğidir.